Meshfill'in ne olduğunu görelim ilk önce arkadaşlar. Gördüğünüz gibi uzun silindirik yapısına sahip, arada porları bulunan, çok filamentli örgülü PDO iplikleridir kendileri. Bu yapısından dolayı Meshfill'in elastikiyeti yüksektir. Dolayısıyla dolgu etkisi yaratacak şekilde hacimlendirici kuvvete sahiptir. Dolguyu az kullanmak istediğimiz bölgelerde Meshfill'le de ekstra hacimlendirici etki yaratabiliyoruz. Evet, ben önemli faydası olarak Meshfill'i şöyle özetliyorum. İleri dönemlerdeki yoğun dolgu uygulamalarımızdan olan yastık yüzlerin belki de önüne geçmek için bu tarz kontürleyen, bu tarz hacimlendirici ve yüzde doğal bir biyo yararlanım gösteren biyorejenerasyon ürünlerini arttırmamız gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Evet, uygulamaya geçebiliriz. Önceliğimiz 18'lik iğne ucumuzla giriş açıp daha sonra tünelleme yapıp daha sonra Meshfill'i koymak olacak. Ben şimdi Meshfill'i size tam olarak göstermek istiyorum. Tünelleme yapmak için de bir tanesini boşaltacağım çünkü. Gördüğünüz gibi çok yumuşak bir yapıya sahip. Şöyle yakından gösterelim. Şöyle hareket kabiliyetini gösterelim. Evet, tünelleme yapmaya başladım, hissediyorum. Okeydir. Dolgu alayım. Evet, bahsedildiği gibi retrograd yapacak şekilde sadece 0,5 cc dolgu verdim. Sanırım siz de aynı kanaattesinizdir ki bu bölgede eğer ki bu hacmi yakalamak istiyor olsaydım belki daha fazla bir miktarda 0,8 ya da 0,9 ya da 1 cc kadar dolgu uygulamam gerekecekken Meshfill sayesinde sadece 0,5 cc uygulamış oldum. Gene 2-3 ay rejenerasyon süresi yaşıyor ve kalıcılığı da aslında 10-12 ay kadar bir süre teşkil ediyor. Ama hastanın tabii ki yapısına da göre değişiyor. Güzel olan nokta Meshfill'in o çerçeve etkisiyle aslında dolgunun yarattığı ödem etkisi de daha az oluyor hastalarda. Çok daha kısa sürede toparlanıyorlar hastalar ve çok daha hızlı bir sürede o görmek istedikleri kontürlü yapıyı da görme şansları oluyor. Aslında belki bir daha uzun sürede ortaya çıkabilecek olan ama cilt rejenerasyon etkisi açısından 90 gün gibi bir süre biçiyoruz aslında. Dolgu uygulaması alayım. Burada meşi yerleştirdim ama hastanın şu tarafındaki gördüğüm boşluğa hiç daha kanülümü geriye çekmeden meşin üzerine gelecek şekilde tekrar dolgu enjekte edeceğim. Evet. Hastada böyle multiple bir planlama yapıyorsak eğer, yani işte şu anda yaptığım gibi tear trough, zygomatic, mandibular hat gibi önce üst uygulama, daha sonra da alt uygulamanın yapılması öneriliyor. Evet, 0,3 kadar da dolgu enjekte ettim. Bir tane daha destekleyeceğim. Bir tık daha lift olmasını istiyorum. Evet. Hastamızın çok güzel Meshfill'lik bir burnu var. 2 tane ayrı giriş noktasından lateral krusları şöyle nazal dorsumu da dikleştirecek şekilde yukarıya almayı planlıyorum. Sonrasında kolümeler açısına tekrar bakacağım. Belki lifte biraz yapacak şekilde kolümelerde bir tane Meshfill uygulaması yapmayı planlıyorum. İki tarafa da eşit verdim dolgusunu, 0,3 olacak şekilde. Evet, burnun lift olduğu, burun kökenin düzleşti, burada hafif bir eğriliğim vardı. İki taraftan burnun ortaya doğru toplanmış gibi gözüktü. Bu da bizim ön açıdan senin burnunun daha ince gibi gözükmesini sağladı aslında. Burun ucunda evet lift oldu. Ben şu an için bu hastada tekrar bir kolümela uygulaması yapmaktan vazgeçtim. Çünkü hani yapısına baktığımda burnun ucunda olan açısal değişimi bence bu hastanın yüz görünümü için yeterli. Biraz daha belki genç hasta olsaydı, burun ucu daha ince olsaydı bir tık daha hani yükseltmeyi, kolimeraya da bir tane meş atıp yükseltmeyi düşünürdüm.